Arnavutköy Şehir Parkı'ndan selamlar olsun. Bir Sevdadır Karadeniz programı olarak sevgili Çamlı Gıda'nın organizasyonda dedi ki abi bugün seni bekliyorum. Çiçeğiburnu'nda federasyon başkanımızla biraz sonra yine alacağım röportajı. Paylaşımda yazmış olduğum gibi Kastamonu Dernekler Federasyonu İstanbul'da ciddi anlamda bir Kastamonu günleri zinciri oluşturdu. İnşallah. Ve şu an yanımda da Arnavutköy Şube Başkanı. Arnavutköy Kaster Şube Başkanımız. Bir tanıyalım başkanım. Evet. Merhaba, ben Kaster Arnavutköy Şube Başkanı Emrah Gürsu. 7 yıldır başkanlık görevini yürütmekteyim. Evet, kurucusuyum aynı zamanda. 7 yıldır burada görev yapmaktayız. Kaster'in İstanbul'da 38 şubesinden biriyiz. Burada da görmüş olduğunuz üzere Arnavutköy Şehir Parkı'ndayız. Arnavutköy Belediye'mizle beraber düzenlediğimiz Memleket Tanıtım Günleri'nde bu hafta sıra Kastamonu'da. 4. haftamız sırayla diğer dernekler de organize olup bu günleri yapıyorlar. Sanırım 22'sinde de galiba Sultanbeyli'de olacak herhalde. Yine Sultan Gazi mi? Sultan Gazi'de evet. Ayın 23'ü ile 27'si arasında Sultan Gazi yine Kastamonu günlerimiz olacak. Evet, Kaster'in katkısıyla ortaklaşa, yine belediye ile ortaklaşa düzenliyoruz. Arnavutköy'de bu sene ilkini yapıyoruz biz. Çok mutluyuz. Buradan Arnavutköy Belediye Başkanımız, hemşerimiz Sayın Mustafa Candaroğlu'na çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize böyle bir fırsat verdiği için. Burada da gördüğünüz üzere gayet güzel, ciddi bir kalabalık var. Dün başladık. Dün cuma, hafta içi olmasına rağmen inanılmaz bir kalabalık vardı. Bugün bu havaya rağmen gayet iyi. 2'de resmi açılışımız var. Bunun akabinde saat 5'te Hasan Yılmaz, saat 8'de de Cengiz Kurtoğlu konserlerimiz var. İlk olduğu için güzel bir şeyler yapmak istedik. Kastamonu her zaman öndedir. Kastamonu vatan savunmasında da öndedir. Her alanda olduğu gibi bu alanda da önce olmak istedik. Allah'ın izniyle de çok güzel bir program organize ettik. Başkanım, ne kadar Kastamonlu var Arnavutköy'de? Arnavutköy'de nüfus olarak şu anda 4. sıradayız ve yaklaşık 20 bin Kastamonlu sayımız var ama buna sadece Arnavutköy gözüyle bakmamamız gerekiyor. Çünkü sağ olsunlar bütün Kaster şubelerimiz İstanbul için organize oldular. Genel merkezimizle beraber. Yani çok yoğun bir gün geçireceğimizi düşünüyorum. Şu anda da gördüğünüz üzere kalabalık gitgide geliyor. Çünkü sağ olsunlar Şişli'den, Beykoz'dan, Kartal'dan, Sultan Gazi'den, Osmanpaşa'dan her şubeden insanlar geliyorlar. Hem Kastamonu ürünlerine olan açlık hem de eğlenme isteği tabii ki insanlarımızın bugünlerde ihtiyacı olan şeyler. Bunların hepsini bu arada bir arada bulabilecekleri bir organizasyon oluyor. Halkımızı buraya davet ediyoruz. Gelsinler, geçsinler, yesinler, eğlensinler. Misafirimiz olsunlar. Başkanım, şimdi 2'de resmi açılış var. Kalabalık olmaya başladı. Ben sizin de desteğinizde sevgili genel başkanımızı da bir alalım. Ondan sonra ben efendim etraftaki standları göstereceğim. Zaman zaman tabii ki tanımadığım dernek başkanlarım vardır. Hem Ufuk Acar kardeşim, benim çok eski, yaklaşık 20 yıla yakın bir dostum, kardeşimdir. Hem de başkanımın desteğiyle sizlere ekranı taşımaya çalışacağım. Genel başkanımızı bir alalım. Tabii ki. Ben Rahim başkanımızı davet edelim. Efendim, az önce sevgili başkanımla röportaj alırken Çiçeğiburnu'nda federasyon başkanımız dedik. Hayırlı uğurlu olsun. Federasyon değil de Kaster Dernek bizim. Kaster Dernek. Ben İstanbul'da bizim 39 şubemiz var. Yalova, Kastamonu Merkez, Bursa'yı kurduk. 42 şubemiz var. Ben genel başkanım. Bütün şubelerin başındayım. Bu İstanbul genelinde Kastamonu günleri zincirini bu yeni mi oluştu, daha önce var mı? Şimdi biz Ekrem İmamoğlu gelene kadar, Ekrem Başkan gelene kadar İstanbul'da Kastamonu günlerini Kaster kutluyordu. Yani biz 15 tane Kastamonu günleri yaptık. Şu an İstanbul'daki Kastamonuların en büyük çatısıyız biz. En güçlü derneğiz. Yani sadece İstanbul'da Kastamonuların değil, İstanbul genelindeki bütün derneklerin en büyüğüz esasında. Yani bizim kadar teşkilatlı büyük bir dernek daha yok. Ama tabii Ekrem Başkan geldikten sonra şöyle bir şey oldu Büyükşehir'de. Dediler ki derneklere vermeyeceğiz. İllerdeki konfederasyon ya da federasyonlara vereceğiz. Onlar kanunen daha üst göründükleri için, çatı oldukları için onlara verecek. Biz bu sene ama tabii Kastamonu için şöyle bir şey öngördüler. Kastamonu konfederasyonunda, federasyonunda yapacak olsa Kaster'le beraber yapsınlar diye öngördüler. Ama bu sene verilen tarihi biz 28 Kasım 1 Aralık'ı biz uygun görmedik. İstanbul'da havaların hava şartları, bir de Kastamonu'da bizim o zaman da
Havalar kış biliyorsunuz bize daha erken çok geliyor. Oradaki esnafımızın gelemeyeceğinden dolayı biz bu sene katılmadık Maltepe'ye. Dilerim, lafınızı unutmayın lütfen. Bir ara biliyorsunuz orada tezgahlar uçmuştu. Evet. Çok fırtınalı, çok şey geçen bir şey. Bu sene biz katılmadık. Bu sene bizim işte şubelerimiz düzenliyor. Bugün burada Emrah Başkanımız Arnavutköy, Kastamonlar gününü düzenledi. Önümüzdeki hafta Sultan Gazi var, Sultanbeyli var. Diğer şubelerimiz düzenleyecek. Biz de genel merkez olarak şubelerimize destek veriyoruz. Hangi? Bu ara Çamlı Gıda sevgili Musa'nın sayesinde de ben de hemen hemen sizi sürekli takip edeceğim. Musa benim 14 senedir tanıdığım bir dostum, kardeşim. Dedi ki bugün geliyorsun abi dedi, apar topar geldim. Oranın da paylaşımını yaptım. Ben çok mutlu oldum. Neden mutlu oldum? Yani ben Samsunluyum. Samsun Konfederasyonu'nun her ilde bir Samsun günü yapması ne güzel olurdu. Ya da işte Trabzon'un, tamam kendi çaplarında yapıyorlar ama ana çatı, yani çatı federasyonun kontrolünde her şey daha güzel. Siz yorulacaksınız. Her hafta bir yere gitmek zorundasınız. Öteki türlü de gidecektiniz. Valla bizim için bu birlik beraberlik anlamında güzel oluyor. Bir de şimdi bazı dernekler böyle dağınık olduğu zaman birbirlerinden habersiz oluyorlar. Biz bir 5 ay oldu göreve geleli. Biz şimdi yaklaşık bir 12 ilde daha kasteri kuruyoruz. Bu sayıyı çoğaltıyoruz ilde. Onu da şöyle karar aldık. Nüfusumuzun o ilde 3000'den fazlaysa sayımız, biz o ilde dernek kuracağız. Şimdi büyük olanlarda başladık kurmaya. Ankara'da, Antalya'da, Manisa'da, Muğla'da çok yerde kuracağız inşallah. Burada da bugün, bura bizim için çok özel oldu. Bir de Mustafa Candıroğlu başkanımızın hemşerimiz olması. Bizim Bağcılar'da var biliyorsunuz. Tabii Bağcılar'daki bizim artık deneyimli başkanımız oldu ama. Çok, ikisi de öyle. İkisi de öyle. Mustafa Başkan da böyle sosyal medyadan izliyorum kendisini. Halkın arasında o kadar, o gençler, o çocuklar o kadar çok o kadar mütevazı, cana yakın. Bir de projeleri çok güzel, muhteşem işler yapıyor. Yani Mustafa Başkan başarılar diliyorum. Efsane bir başkan olacak. Öyle inanıyorum ona da inşallah. Daha genç de. Allah yolunu, bahtını açık etsin sevgili başkanımızın. Çok güzel şeyler yapıyor. Biz de Kaster olarak, Kastamonlar olarak her zaman yanındayız. Destekçisiyiz inşallah. Bugün de açılış yapacağız Allah'ın izniyle. Yarın da son günümüz. Bütün hemşerilerimize, bütün Kastamonlar saygılar, selamlar sunuyorum efendim. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Gün boyu burada olacağım. Ta ki Cengiz Kurdoğlu'nun sahneye yaklaşık bir saat çekeceğim. Bundan sonra ayrılacağım. O zamana kadar bakalım neler olacak. Bizi izlemeye devam edin.